dilini hep keser. Evet, tabii. Erzurumlar öyle yaptı bize. Evet. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey yok yani. Dilinize bak abi, dilinizi açar mısınız? Dili. Var mı bir şey? Bu nasıl başladı sizde? Bu 80'li yıllarda başladı. Ondan bu yana devam ediyoruz. Nasıl başladı? Hikayesi neydi? Biriyle iddialaştınız mı? Bu bir iddia üzerine işte yapasın yapamasın diye böyle işte devam ettik. Tabii ki bunu yavaş yavaş araştırıyorsun kendini. Onun çalışmasını yapıyorsun. Çalışmadan bir şey başaramazsın. Başarının sırrı sadece çalışmak yani. Eğer çalışırsan, başarırsan her şeyi yaparsın yani. Önemli olan çalışmak yani. Başkası yana denemeye kalkmasın bunu, yanabilir yani. Ben tercih etmiyorum başkasının yapmasını, sakın denemeye kalkmasın. Sonra bu program sadece Türkiye'de bana aittir yani. Kimse heveslenmesin bu şeye yani. Kimse heveslenmesin yani, bu program Trabzon'da bana aittir veya Türkiye'de bana aittir yani. Kimse heveslenmesin bu işe. Hedefiniz mi? Olması lazım yani. Yani bunu herkes görmesi lazım. Bunu rekorla kitabına niye girilmesin ki yani? Niye olmasın yani? Peki. Yani bir vicdanen insan bir yani şey yapması lazım. Yani bunu bir şey yapması lazım. Bir düşünüp taşınması lazım vicdanen yani. Peki. Tükettim genç ömrümü, aşamadım dağlar seni, tükettin genç ömrümü, aşamadım yollar seni. Mi gördü belki de o da yaptı yani. Ama ben daha önce dedim, bunu sakın denemeye kalkmayın kardeşim. Denemeye kalktığınız zaman demek ki benden gördü, o adam da onu yapıyor yani. Bundan başka deneyen yoktu ama Erzurum'dan rakipleri çıktı. Onlar böyle demiri falan tesviye etmediler. Benim yaptığım gibi hep dillerini kestiler. Buradan aşağı kanlara kaydı. Sonra nefret edici bir program oldu. Peki siz nasıl, bunun sırrı nasıl? Cesaret. Yakın bayram.